Konya, evet. Konya'nın Karakaya köyünde hafızlığı bitirdim. Geldim işte öbür okullara göndermiyor babam beni. İmam Hatip okulu açıldı. Baba oraya gideyim bari. Tamam oraya gideriz dedi. Ve kalktık geldik. İstanbul'a 1957, 58 veya 56-57 döneminin şeyinde güzünde geldik. İşte yatak yorganı aldık geldik. Tabi o arada biz o zaman geçim sıkıntısı var. Para yok. O 3 kuruş para yok. Evet. Tramvaya bineceğiz 3 kuruş yok. 3 kuruş kuruş kuruş. Öyle kaçak arkalardan biniyoruz falan, iniyoruz, atlıyoruz. İşte o zaman Vefa'da bizim, Vefa Lisesi'nin yanında, şu anda bizim orası yurt. Orada da okul orası, İmam Hatip Okulu. Oraya geliyoruz işte, ben oradan nihayet biz imtihana girdik, işte şey ettik. Allah bize nasip etti, Eyüp Sultan Camii'ne müezzin olarak geldik. 57, daha genç yani, ancak yaşım da olmuş 17, 18 yani yaşında görev veriliyor ya, biz 18 yaşında göreve başlamış olduk burada. Ben geldim buraya. O arada baktım bir zat-ı muhterem. Ama şu resimde gördüğüm gibi Emin Hocam'ın gösterdiği resim var. Şimdi Hazretin orada bir resmi var. Öyle değil ben. O resim. Evet yani bu değil. Şu resim. Şey oradan tercihe yani, hayat çıkarır mısın abi? Tercihe hayat. Daha değiştirilmiş. Daha sonra altı sonra ilave edilmiş herhalde. Baktım birisi. Hünkar mahfili var bizim padişahların yukarıya çıkıp orada işte ibadet ettiği işte orada korunma altında işte sultanların işte oraya çıkıp namaz kıldıkları orada bir oda var. Ben buraya tayin olunca hünkârda da olabilir. Yalnızız tabii haliyle. Ya şey orada tavandır tavanda. Odayı biz şey ettik. Orada yatmaya kalktık. Bunları orada yatmaya o odada. En yukarıda en yukarıda. Orada ve aşağıda şu anda müezzin ve imamların orada oturduğu odalar var. O odalar karışık. Orada hatta bazen caminin içinde mahfelde sıcak oluyor gün şeyleri. Bekarız da ev yok, yer yok, ana baba yok orada hepsi memlekette. Geldim baktım 57'de birisi gel o hünkâr mahfelinin yukarıda yatıyor kalkıyormuş. İtikafa girmiş. Bir zat-ı muhterem. Tabii o zaman sahibi Nursi kim olduğunu biz nereden biliyoruz? Çocuk olsun. Tabii Ramazan olacak tabii herhalde. Ondan sonra baktım. O mahfilden indi öyle geldi. Ama çok ufak milyon tipli böyle. Çok ufak milyon tipli böyle. Dediler ki bu şey dediler işte itikafa girdi. Şimdi ihtiyaç için ihtiyaçlarını görmek için aşağıya indi ve tekrar yukarıya dedi. Orada bir eline sarıldık. Yani bilinçli veya bilinçsiz artık yani. Orada bir kimse gelmiş orada tabi saygı oradaki yani böyle bir hatıramız oldu onu görmek. Üstad Hazretleri olduğunu başkaları söyledi değil mi? Başkaları söylüyor evet. Bana diyor ki bak Mustafa abi vardı bizim rahmetli oldu şimdi Mustafa Ekal evet. Baş müezzin. Evet. O dedi ki bak senin bu şey dedi Said-i Nursi var ya dedi o zaman Said-i Nursi tabi yeni duyuyoruz biz. Şöyle duyuyoruz bir de benim arkadaşlarım yani biraz Vefa'da oturan arkadaşlarım vardı. Vefa'da evler vardı. Böyle o evler var böyle. O evlerde risale okuyorlardı ama hep baskına uğruyorlardı. Duvarına ev değiştiriyorlar. Devamlı ev değiştiriyorlar. Şimdiki işte o hafiyeler dedikleri devamlı takipte o zaman yani hep takipteydi yani. Ne zaman? Affı olmayan, affedilmeyen böyle suçlunun suçlusu kabul edilen bu risaleleri okumakta benim evet, arkadaşlarım kaç tanesi içeriye girdi. Bu arada Hüseyin abi tam yıl olarak 1956-57 diyorsunuz. 56 mı 57 mi? 57'de gel 57-56 ikisinin ortası oralarda işte. Yani. Evet. Ramazan. Ramazan. Hazretlerin bulunduğu mekanı bize gösterebilir misiniz? Şu anda. Evet. Tabii canım. Çok güzel. Onu istiyoruz. Çok oradan var. Bir resminizi çekmek istiyorum zaten. Orası şu anda çıkarız yani açtırırız. Kitap mı var? No problem. Kitap, no problem. Kitap, no problem. Kitap o hünkâr mahfili. Elinizle gösterseniz yeter. Evet. Elinizle gösterseniz yeter şahit olarak. Ben tarif etsem de bulursunuz. Çıkarız da. Elinizle gösterin inşallah. Çıkarız. Şimdi Adil gelecek abi. Hünkâr mahfilinin merdivenlerle çıkışlar var. Şimdi bayanlar giriyor daha evet, çok oraya. Evet. O arkaya o
merdivenlerin tam bitiminde karşıda ufak bir oda var. Ufak bir oda var. Küçük solda. Biliyorsun solda. Ha şu andaki küçük solda. Şu andaki fetvahane var ya. Evet. Onun üstü. Onun üstü. Evet. Tamam. Orası şu anda tefriş edildi. Çok öyle tertemiz öyle duruyor. Orada. İnşallah. Orada. Buyurun git 5 dakika, 2 dakikada hemen görelim orayı. İyi oldu. Urfa'yı sonra anlatacağım ayrıntılarını. İnşallah. Oldu. Peki efendim. Evet. Görüşürüz inşallah. Allah'a emanet. İnşallah. Tamam. Evet efendim.